Yarım saat sonra gidelim. Anca kıvama gelir orası. Ben zaten çok kalmayacağım. İki gibi falan çıkarım. Niye be oğlum? Bir sürü kız vardır ya. Ne? Ne oluyor? Parti planı mı? Neredeymiş? Biz de gelelim Rıza'yla. Whoops. Parti. Ya bayağı DJ falan yalnız böyle dans mans. Ne? Dans etmiyor muyuz biz? Yaşlı mıyız biz? Sizle aynı kafadayız oğlum biz. Ha, tıpatıp. O yüzden biz her gece dışarı çıkıyoruz. Siz terasta boza içiyorsunuz. Niye boza? Boza... Biz burada 7-8 bilemedim 9 kere falan öyle boza içtik. Zaten bahar geldi, geçmiyor artık bozacı. Fark ettim, ıhlamura geçtiniz. Bayağı huzur evi kokuyor teras. Ne ıhlamur nereden çıktı? Rıza'nın midesi bozuktu, öyle bir iki kere ıhlamur kaynattık. Abla, vallahi benim işime geliyor. Yani daha önce arıza çıkarıyordum ben bu ilişkiye. Sonra baktım, akşam saat 9'da yemekten geliyorsunuz, terasta ıhlamur. Ya daha ne isterim, zaten iki evde dolu. Açılayla takılsanız vallahi daha sakat. Gece gece barlarda kız kıza gezeceksiniz. Böyle süper. Bu tarz bir ilişki zaten ya 13-14 yaşında ya da 60 yaşından sonra olur. Ne? Biz manyakınız. Biz Rıza'yla patlıyoruz be. Patlıyoruz Rıza'yla. Biz deliyiz. Bizim kafalar gitmiş de siz hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Yok ben geçen gece gördüm burada buzlu kola içiyordunuz dedim uçmuşlar. Evet ya gece gece uykunuz kaçacak. Ama... O riski göze almışsınız. Yani yarını düşünmüyorsunuz. Hızlı yaşa genç öl, süper. Var ya. Bu akşam manyak bir şey deneyelim mi? Ben hiçbir şeye hayır demem, biliyorsun. Tarçınlı karanfilli ıhlamur. Ben bir anneannem arayayım, belki partiye gelmek ister. Ya aslında şimdi ne güzel, şöyle ev yemeği yapan bir yer var. Önden bir çorba, arkadan zeytinyağlı. Ondan sonra giderdik bizim evin terasında güzel manzaraya karşı şöyle bir ıhlamur kaynatırdık. Ay Rıza, saçmalama Allah aşkına. Sen vallahi yaşlandın ha. Ama kusura bakma, ben gencim. Ne yaşlanması ya? Ne alakası var ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben gencim, oyuncuyum ve biraz böyle particiyim yani. Ben biraz böyleyim. Ya ona bakarsan aslında ben de öyleyim de. Ay sen hani boza seviyorum dedin ya, ondan ben... Ya bir şey söyleyeceğim, ıhlamur, boza filan bunları 30 yıl sonra içeriz. Ki 30 yıl sonra hala beraber olacağız gibi bir şey demek istemiyorum. Hiç öyle bir planım yok yani, yok ya, öyle bir şey. Herhalde, tabii canım ya. Ne, yarını mı düşüneceğiz bu yaştan sonra ya? Yalnız burası felaket ha, vallahi kopuyor ha. Grubun Serin. Dibi, eğlence de uzay.
Rıza'yla gezeceğim diye. Ay ne var? Ya görmedin mi resimleri ya? Donla denize giriyorlar ya. Ne var canım? Belki yanlarında mayo yoktu. Ha hippilikten. Öyle spontane. Hadi denize girelim. Yuhu dediler. Ondan donla. Ya peki tamam. Yer sofrası? Bora ne var yer sofrasında? Normal masaya göre bacakları kısa sadece. Gülistan'ın düğünü nasıl? Ha? Haremlik selamlık. Ay olamaz mı? Ne var? Ya olabilir. Ben kötü demiyorum ki. Farklı diyorum. Annem Brigitte Bardot bikinisi giyip Türkiye'nin ilk mavi turlarına çıkarken Servet teyze basma elbisesiyle denize çömüyormuş. Ya hangisi daha iyi kim bilir. Ama ne sen onların dantel gibi açma böreğinden yapabileceksin, ne de onlar senin entel dantel oyunlarını sevecekler. Biz Rıza ile birbirimizi anlıyoruz. Aman aşk olunca herkes birbirini anlar. Benim Japon sevgilim vardı. Rıza ile Nur Hayat'ın fotoğraflarını da gördün. Bir muhabbet, bir neşe. Ama yürümemiş işte. Yürümemiş de aşk bitince en azından onlarınkinde açma börek kalır. Sen uzun vadeli düşünüyorsan aşk bitince sizde ne kalır bilmem. Ayıf. Merhaba anneanne, ne yapıyorsun? Geleyim bir kahve içelim mi? Nereden anlıyorsun hemen ya derdim olduğunu? Belki bir şey kutlamaya geliyorum. Anneanne, Çakatay'ı da davet ettim. Sevgilim, çayımı sen battı. Anneanneciğim, sen Bora'yla konuştun sanırım. Bir tabii. O garip çocuklardan ayrılmışsınız. Hayır, ayrılmadık. No. Hocam siz? Ben bedava yiyip içmeye geldim. Yokmuşum gibi davranın. Çakatay, babanı niye getirmedin evladı? Bu civarda su içecek başka bir yer bulamadın yani ha? Vallahi sanırsın Taksim değil, Kerbela yani enteresan. Gözlerinin altı alkolden meme yapmış sarkıyor be oğlu. Ya sabır ya. Kolay mı bu hayat? Bu kokotun peşinde sanatkarlar gibi gezeceğim. Bohem yaşayacağım. Kendimi onlara uyduracağım diye ne didindin be Rıza? Ne münasebet ya? Oturtamazsın bunu köşe kırlenti gibi. O da haklı. Ah üstü başı desen zaten hep halka arz. Sana ne acaba Vasfiye teyze? Hiç. Gözün gönlün açılsın oğlum. Aferin. Gittiği yere kadar gidecek. Ne yapacak? Ama sonunda davul bile dengi dengine çalacak mecbur. Rıza, açıklığa kavuşturdum. Merhaba Nurhayat. Merhaba. Ya ben Orçun'u merak ettim de ne var ne yok. İyiymiş ama nerede olduğu meçhul. Ablamlar eylemi bulmaya gitti. Senin miden mi bozuk? Nereden bildin? Yüzün yeşil, gözaklarında puf böreği gibi şişmiş. Nane limonu içtin mi? Yapacak kimse yok ki. O kız gelsin yapsın be çocuğum. Ağzın Şam'a yüzün Bağdat'a bakıyor. Yazık. Ben de içerim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.